Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bizim davetimize katıldığınız için hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Hepinizin bildiği üzere 2004 yılında sizlerin vermiş olduğu güvenle burada yerel yönetime geldiğimizde bir takım çalışmaların yapılması anlamında sizlere sözler vermiştik. Biz Didim'e bir turizm kenti yapacağız demiştik. Didim'de kaldırımsız yol kalmayacak. Çocuklarımızın oynayacağı parklar yapılacak. Güzel caddelerde yürüyeceksiniz. Didim yeşil bir kent olacak demiştik. Ve bunları hepsini yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar. Günümüzden göreve geldiğimiz günden bugüne değil yapmış olduğumuz çalışmaların bir tanesi de bu gördüğünüz huzur evi inşaatı. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmaz taraflarından bir tanesi önce insandır, insana hizmet etmektir. Biz de böyle bir hizmeti ihtiyaç sahibi insanlarımız için onların hizmetine açmış bulunmaktayız bugün. Bu gördüğümüz bina değerli arkadaşlar, huzurevi binamız 1997 yılında yapımına başlanmış. Biz göreve geldiğimizde sadece bunun kolonları vardı burada. Çok değerli abimiz, o dönem bu işte iştigal eden Selahattin abimiz, Selahattin amcamız belediyemize geldi. Ya dedi, burada böyle bir yer var, bunu ne yapacağız? Biz belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, park yöneticilerimizle, evet bu huzur evinin belediyemiz tarafından inşa edilmesi ve halkımızın hizmetine sunulması gerektiği düşüncesiyle belediyemiz buraya el attı arkadaşlar. Ve biz burayla ilgili çok ciddi bütçeler ayırmadık. Didim'deki duyarlı insanların destekleriyle ve katkılarıyla bu binayı biz inşa ettik değerli arkadaşlar. Burada her bu binanın ve bu alanın her metrekaresinde sizlerin yani hayırsever ve yardımsever vatandaşlarımızın emeği var değerli arkadaşlar. Bugün burada 14 tane misafirimiz var bizim. Buranın adı Huzur ve Sevgi Evi değerli arkadaşlar. Emeği geçen çok sayıda arkadaşımız var. Geldi burada hayırsever vatandaşlarımız odaları düzelttiler. Salonları düzelttiler. Park, bahçe, peyzaj düzenlemesini yaptılar. Ve burayı 5 yıldızlı otel statüsünde bir huzurevi bize kavuşturdular. Ve bu huzurevi sayesinde ben şunu diyorum. Bizim belediyemiz bu huzurevini işletecek değerli arkadaşlar. Zaman zaman şehir içerisinde sıkıntılı ve ekonomik durumu iyi olmayan insanları parklarda, bahçelerde yattığını gördüm arkadaşlar. Didim'de parkta, bankta yatan insan kalmayacak. Burası o insanların aynı zamanda huzur evi olacak. O insanlar gelip burada barınabilecekler. Bunun prosedürü farklıdır. Ama bizim insanlarımız da sokakta yatmayı hak etmiyor değerli arkadaşlar. Biz sosyal belediyecilik anlamında bu işin hiçbir zaman için ekonomik boyutunu düşünmedik. Ekonomik boyut başka bir tarafa. Didim Belediyesi, halkın belediyesi. Onun için halk adına yapılmış olan işlerin tamamı halk içindir. Zaten sizlerin vergilerinizle bu işler yapılıyor değerli arkadaşlar.